Ben Akın Veziroğlu, 41 yaşındayım. Doğma büyüme Finikeliyim. Çocukluğumdan beri portakal bahçelerinin içindeyim. Şu anda Finike'deyiz, hasat dönemin tam ortasındayız. Hasat burada Kasım ayında başlıyor, Mart ayının sonuna kadar devam ediyor. Portakalı toplarken onu zedelememeye, sapından özenle makasla kesmeye dikkat ediyoruz. Portakal Mart-Nisan ayı gibi çiçek açmaya başlıyor. İklim koşullarına bağlı olarak bu süre değişebiliyor. Zirai mücadele yapmamız gerekiyorsa bunları iyi tarım uygulamaları çerçevesinde yapıyoruz. Finike portakalı, Washington Navel dediğimiz portakallar. Çok tatlı, çok güzel, sulu. Buranın portakalını özel yapan şey buranın mikrokliması. Üç tarafı dağlarla çevrili, önü deniz. Güney rüzgarlarına açık. Toprağı alüvyon toprak. Toprağın ve suyun ideal pH seviyesi. Buranın portakalını eşsiz bir lezzette, aromada ve rahiyada yapmasını sağlıyor. Tüketici reyondan portakal alırken öncelikle cildine bakmalı. Eliyle böyle yaptığında mis gibi kokmalı. Sap kısmı ne kadar yeşilse o kadar taze demektir. Hafif yumuşaksa tatlı demektir. İşte mis gibi Finike portakalı. Portakalın üzerinde hafif lekeler olması kötü olduğu anlamına gelmez. Bu doğanın getirdiği şeylerdir. Dal sürtmeleri olabilir. Farklı farklı ebatta portakallar olabilir. Görüyorsunuz ağacında. Hepsi farklı ebatta. Finike portakalının en güzel yeme şekli tazecik soyup yemesidir. Kalın kabuklarını tercih ederseniz reçeller yapabilirsiniz. Ben en çok kahvaltıda suyunu seviyorum. Şimdi portakalın tam zamanı. Bol bol tüketin. Afiyet olsun. İndirim ve ulaşım tek kartta. Artık İstanbul kartınızı Migros'larda doldurabilir ve Money Kart olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İstanbul kartta yapacağınız alışverişlerde kazandığınız money'leri ulaşımda da harcayabilirsiniz. İstanbul Kart Migros'ta indirim ve ulaşım tek kartta. Merhabalar, Migros Türkiye YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben İzlen Erdem. İyi Tahmin başlıyor. İyi Tahmin'e biz ne zaman başladık? 12 Mart 2019'da başladık. Bir seneyi geçti. Yeni senede de yeni birçok değişiklikler oldu. Neydi bunlar? İlk başladığımızda 2 gün başladık. Sonra haftada 5 gün yaptık. Sonra yine 2 gün yaptık. 3 gün yapıyorduk. Şimdi de önümüzdeki dönemde haftada 1 olarak çarşamba günleri, yani bugün olduğu gibi çarşamba günleri saat 13'te yarışmamıza devam edeceğiz. Öncelikle bunu bir söyleyeyim, yani yeni dönemdeki şeyimiz şimdilik haftada biriz. Hemen yine bugün nedir? 18 Mart, yani Çanakkale Zaferimizin 105. yıl dönümü. Buradan tüm şehitlerimizi ve atamızı, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anarak yarışmamıza başlayalım. Yarışmamıza tabii yine başlamadan önce her zaman olduğu gibi yeni katılanlar var. Onlara
kurallarımızı, yarışmamızı biraz anlatalım. Yarışmamız 10 sorudan oluşuyor. Adından da anlaşılacağı üzere bir tahmin yarışması. Doğru, yanlış diye bir şey yok. Soracağımız sayısal yanıtı olan sorulara tahminlerinizi yazacaksınız. Nereye yazacaksınız? Şu anda yazmakta olduğunuz sohbet bölümüne tahminlerinizi rakamlarla, sadece sayısal olarak yazacaksınız. Hiçbir ek olmayacak sonunda. Araya da nokta virgül koymayın ki bizim sistemimiz bunu algılayabilsin. 10 soru sonunda da puanlar alacaksınız. Her soruda puanlama şu şekilde: sorunun birincisi 100 puan, ikincisi 99 puan, üçüncüsü 98 derken yüzüncüsü de 1 puan. Yani ilk 100'e puan veriyoruz. Bu puanlar sonunda da günün sonunda, 10 soru sonunda günün birincisi 250 mani kazanıyor. İkincisi 100 mani, üçüncüsü de 50 mani kazanıyor. Peki aynı yanıtı verdik ne olacak? O zaman önce yanıt veren kazanıyor. Biz YouTube'dan alıyoruz verileri ve saniyenin binde birine varan oranlarla zaman damgasını görebiliyoruz. Sistemimiz önce vereni öne koyuyor. Aynı iki kişi aynı puanla birinci oldu, ikinci oldu. O zaman da ödülü paylaşıyorlar. Dedikten sonra ben hızlıca yarışmamıza geçeceğim. Şöyle soruya geleyim. İlk sorumuzu alarak başlayabiliriz. Sular toplam kaç litredir? Ekranda gördüğünüz üzere farklı farklı ürünler var. Ekrandaki suların toplam kaç litre olduğunu soruyoruz. Aman dikkat edin, litre soruyoruz burada. Bazen çünkü mililitre genelde soruyoruz veya gram sorabiliyoruz. Burada ise litre. Bunu karıştırırsanız sonra üzülürsünüz. 30 saniye süremiz bitti. Hemen yanıtımızı alalım. Evet, 90 litre su vardı. Nitekim tam 12'den vuran epey bir yarışmacımız olmuş. Ben ne yapıyorum ama? Tabii ki ilk 100'ü okuyamayacağımız için ilk 7'yi burada anons ediyorum. Ama yarışmanın sonunda hiç merak etmeyin, benim ismim okunmadı, kaç puan aldım diyenler için bütün herkesin aldığı puanları ekrana yansıtıyoruz. Sadece yarışmamız bittiğinde biraz bekleyip sabredip yerinizi görmeniz gerekiyor. 7. Esra Öksüzer oldu, 94 puan aldı. 6. Hatice Gül 95 puan aldı. 5. Cankuş Can 96 puan aldı. 4. Selman Demirtaş 97 puan aldı. 3. Adem Okudan 98 puan aldı. 2. İpek Öngel 99 puan aldı. Ve ilk sorumuzun birincisi Rabia Akbeyaz oldu. Yeni bir isim Rabia Akbeyaz'ı tebrik ediyoruz. İlk sorudan 100 puanı aldı. Demek ki en hızlı şekilde o yanıt vermiş. Hatta bakıyorum ikinciden 3 saniye önce vermiş Rabia Akbeyaz. İnanılmaz bir hız. Çok hızlı başladı. Bakalım ikinci soruda da aynı hızı sürecek mi? Alalım ekrana sorumuzu. Tabakta kaç adet hurma vardır? Hadi bakalım, bu sorular bence gerçekten çok zor sorular. Çünkü çok yakın yanıtlar çıkıyor. Yanıt yakın çıktığı için de yanlış, farklı bir şey verdiğiniz anda bir anda gerilere düşme ihtimaliniz oluyor. O yüzden biraz daha zor. Son 3 saniye, 2 saniye ve süremiz bitti. Hızlıca yanıtımızı alalım. ...25 adet hurma varmış. Zaten bakıyorum epey bir yarışmacımız 25 yanıtını vermiş. Bu arada yine hatırlatayım çünkü bununla çok karşılaşıyoruz. Bakın orada bir canlı yayın tüm sohbeti göster var. Bir de en iyi sohbeti göster var. En iyi sohbet otomatik olarak seçili olduğundan siz birçok yanıtı zaten göremiyorsunuz. Ha, diğerini seçtiğinizde de aslında aynı anda çok fazla katılım olduğunda onları da maalesef göremediğiniz oluyor, tüm yanıtları. Bir de kendi yanıtınızı kendi cihazınızda öncelikli gördüğünüz için aa diyorsunuz, ya ben önce yanıt vermiştim öyle çıkmadı. Hiç merak etmeyin, biz direkt bu yani otomatik elektronik ortamda YouTube'dan aldığımız için verileri, burada bir hata olma ihtimali yok. 7. Cricket Star oldu, 94 puan aldı. 6. İpek Öngel 95 puan aldı. 5. Pınar Altun Yıldız 96 puan aldı. 4. Elif Aydın 97 puan aldı. 3. Osman Çağın 19 98 puan aldı. 2. İpek Cancar Tıvacılar 99 puan ve Kadriye Gidiş Karaman ikinci sorumuzun birincisi oldu. Ne, bizim ikinci soru bitti. Toplam 10 sorudan oluşuyor. Şu mevcut gündemimizin
çok sevimli olmadığı günlerimizde en azından size küçük de olsa gündeme bir ara verdirmek için yarışmamızdan zevk aldığınızı umuyoruz. Hemen üçüncü soruya geçelim. Görselde kaç gram zeytin vardır? Bakın bir kampanya şu anda var. Tek seferde 30 Türk lirası ve üzeri alışverişlerinize 5 money kazanabiliyorsunuz. Nereden? Paketli zeytin alırsanız. Kampanyalarımız devam ediyor. Aklıma gelmişken tek hani benim ricam, gerçekten bugünlerde ben de gözlemliyorum, mağazalarımızda çok büyük yığılmalar var. Neticede mağaza çalışanlarının da ne kadar zorlandığını tahmin edersiniz. Elinizden geldiğince yardımcı olduğunuza eminim ama hani bunu da buradan küçük bir hatırlatma yapmış olalım. Yanıtımızla beraber devam edelim. Yani 1,5 kilogram zeytin vardı. Orada belki kafanızı karıştıran bir tane zeytin ezmesi vardı. Bu tür küçük şeyler de yapıyoruz. Yanıltmacalar da yapmaya çalışıyoruz. Yedinci Muhammed Yıldız oldu. Bu arada ilk yedinin tamamı zaten doğru yanıtı vermiş. 1500 yanıtını. Muhammed Yıldız 94 puan. Doru Karatay 95 puanla 6. oldu. 5. Hediye Aksay 96 puan. 4. Atakan Baki 97 puan. 3. Mustafa Abatay 98 puan, 2. iyi tahminci 99 puan ve 1. EDM Drop. Hani Drop PUBG oynayanlar bilir. Orada böyle uçaklardan düşen kasanın içinde silahlar falan oluyor. Drop deniyor ama onunla bir ilgisi var mı EDM'nin, onu da tabii bilmiyorum. Başka bir anlamı varsa da kusura bakmasın. Peki 3 soru bitince biz ne yapıyoruz? Kim önde gidiyor yarışmamızda? Onu görüyoruz. Yönetmenim verirse ekrana. Evet, iyi tahminci 256 puan ile yarışmanın şu anda 3 soru sonunda galibi. Stanis King, Selman Demirtaş, Emrah Özdemir ve İpek Öngelli onu takip ediyorlar. İyi puan almış ama Stanis King de hemen 7 puan arkasında. Bakalım, daha 7 soru var. Çok şey değişir. 4. sorumuza geçebiliriz. Adam 3 dakikada kaç adet donat yemiştir? Burada gördüğünüz gibi bir rekor denemesi yapıyor. Bu tip şeyler çok böyle seyredince kolay geliyor ama üzerinde pudra şekeri olduğu için bu tür tozlu şekerli yiyecekleri su olmadan böyle hızlı bir şekilde yemek gerçekten çok çok zor. Süremiz bitti. Bakalım kaç adet yemiş? Dokuz. Evet, 9 adet yemiş. Zaten tabakta da 9 adet donat vardı. Dikkatli izleyicilerimiz 9 yanıtını vermiş. Ama tabii yani daha fazlası da eklenmiş olabilirdi ya da hepsini yememiş de olabilirdi. O yüzden farklı yanıt verenleri de gayet makul bir şekilde karşılamak lazım. 7. iyi tahminci oldu. Yine bu sorudan da iyi puan aldı. Bence birinciliğini sürdürüyor bu durumda. 6. Sarp oldu ama 2 P ile Sarp. 5. de Sarp. O yüzden bu ayrımı söylüyorum. 96 puan aldı. 4. Buse Çirim 97 puan aldı. 3. Tuğba Günay 98 puan. 2. Serpil Tuna 99 puan. Ve 1. Asiye Aktuman. Bizim 4. sorumuzun 1.'si Asiye Aktuman. 100 puanın sahibi oldu. Tebrik ediyoruz kendisini. Geldik 5. soruya. 2015 verilerine göre mutluluk düzeyi yüzdesi en yüksek olan il ile en düşük olan il arasındaki fark yaklaşık kaçtır? Haydi bakalım, soruyu anlayana kadar zaten 10 saniye geçti. Bakın bu Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı çalışmalarda mutluluk düzeyini ölçüyorlar. 100 üzerinden puanlandırılıyor. Bazı iller diyor ki, atıyorum mesela ortalaması 80 çıkıyor. Bazısının diyelim 20 çıkıyor. Aradaki işte farkı soruyoruz. Kaçta kaçtır? Hangi iller olduğunu tabii bilmeniz zor. Alalım ekrana yanıtımızı. 36 imiş. Bu illeri de söyleyeyim ben. 42 ile Tunceli en düşükmüş. Yani en mutluluk düzeyi en düşük ilimiz Tunceli görünüyor. Bu istatistik çalışmasına göre. En yüksek il de
77.7 ile Sinop görünüyor. Yani 78 dersek yaklaşık olarak aradaki fark da 36 oluyor. Ama neden Sinop daha yüksek ya da kendilerini öyle hissediyor? Neticede bunlar anket çalışması olduğu için kendilerini demek ki daha mutlu hissediyor Sinoplular. Peki 7. Anka Kuşu 94 puan aldı. 6. Kübra Meto 95 puan aldı. 5. Çağla Kıranlı 94 puan aldı. 4. Basketbol Star 97 puan. 3. Arda Güneş 98 puan. 2. Gazi Demir Kaynak 99 puan. Ve 5. sorumuzun birincisi Serkan Şükrü Sahra oldu. Daha önce de birincilikleri vardı. Tebrik ediyoruz ve zaman kaybetmeden 6. sorumuzu alabiliriz. 2 pakette toplam kaç gram yağ vardır? Burada bir Migros'un galeta ununu, bir de Migros'un mısır ununu görüyorsunuz 250'şer gramlık paketlerde. İkisinin içindeki yağ oranlarını, toplamını soruyoruz. Birinde daha fazla var, en azından onu söylemiş olayım ben. Daha fazla yağ var bir tanesinde. Süremiz bitti, yanıtımız gelsin. ...6 gram yağ var. Evet, ikisinde toplam 6 gram yağ var. 7.'den başlıyoruz, özür dilerim. Arvid Merlin bu tür soruları kaçırmaz zaten. 94 puan aldı. 6. Stanis King 95 puan aldı. 5. İyi Tahminci 96 puan aldı. 4. Mine Kocamaz 97 puan aldı. İyi Tahminci yine birinci çıkacak muhtemelen. 3. Ferdi Arslan 98 puan aldı. 2. Melekadex Adex 99. Ve yine çok iyi bir yarışmacımız Rehtan Semay 6. sorumuzun galibi oldu. Bu 6. soru sorumunda tekrar görüyoruz. İnanın ben de şu anda sizinle birlikte görüyorum. Yani programın içinde baksam bulurum da ekrana yansıtıyoruz. O yüzden öyle bir şey yapmıyorum. Ama iyi tahminci muhtemelen birinci. Stanis King de yine ilk 5'te devam ediyordur. Alalım sevgili yönetmenim. Evet, tahmin ettiğimiz gibi çünkü hep ismini okuduk. Fark da 60 durumda. İyi tahminci 534 puanda. Zaten adından da anlaşılacağı üzere gerçekten çok çok iyi bir yarışmacımız ama hiç bu moralleri bozmasın. Daha 4 soru var. 400 puan var ötede alabileceğiniz. O yüzden birincilik değişebilir. Alalım 7. soruyu. Kampanya görselindeki ürünler toplam kaç gramdır? Bakın yine neymiş kampanyamız? Form bisküvi ve tahıl gevreği ürünlerinde toplam 18 lira ve üzeri alışverişlere 5 money ödül var. Yani bu sıralar biliyorsunuz bütün marketlere ilgi olmasına rağmen bizim kampanyalarımız hiçbir şekilde hız kesmeden devam ediyor. Çok da güzel bir kampanya. 18 liraya 5 money bence gayet iyi değerlendirilmesinde fayda görüyorum. Alalım yanıtımızı. 2240 gram. 7. Ebru Irk oldu ve 94 puan aldı. 6. Mustafa Çağın oldu 95 puan aldı. İsmail Özgüç 96 puan aldı. 4. Ufuk Ağırbaş, sonunu okumuyorum. Küskün yazıyor ama niye küskünsünüz yani, artık öyle olmasın. Ufuk Ağırbaş, o da çok iyi bir yarışmacımız, 97 puan aldı. 3. Selma Güler 98 puan aldı. 2. Aybüke Biçer 99 puan aldı. Ve 7. sorumuzun birincisi, zor bir nickname. TNCY, Tuncay olabilir. BYK, YLDRM. Sanki böyle, ne diyeyim, sonu Yıldırım gibi. Artık tekrar etmeyeyim, çok zor gerçekten. Tebrik ediyoruz kendisini. 100 puanı aldı. Biz de geldik 8. soruya. Saatlerimiz 13.16. Biz de 8. sorudayız. Alabaşlar toplam kaç gramdır? Hadi bakalım, aramızda vardır bilmeyenler diye düşünüyorum. Alabaş turbu diye de geçiyor. Çok çok lezzetli. Artık sonlarına yaklaştık ama mevsim itibariyle. Ben de çok seviyorum. Hem kalorisi düşük. Yani elma yiyeceğime mesela bundan yemeği tercih ediyorum. En azından yaklaşık 1/4 biriydi yanlış hatırlamıyorsam kalorisi. Hem de doyurucu. Evet, alalım yanıtımızı.
776 gram. İki tane alabaşın toplamı 776 gramdı. Yedinci, Necla Yorulmaz oldu. 94 puan aldı. Altıncı, İzo 3521 Diyar'ın sesi. İzo diye bana da böyle bazen aile arasında seslenirler. Onu görünce şimdi o aklıma geldi. 3521 Diyar'ın sesi 95 puan aldı. 5. Basketball Star 96 puan aldı. 4. Mr. Team 97 puan aldı. 3. Cemre Bayram 98 puan aldı. 2. Aysun Şen Islak. Şen Işlak'mış. Özür dilerim. 99 puan aldı. Ve 1. tekrar böyle sesli harfleri olmayan yeni bir yarışmacımız PLZ KND GLN oldu. Bunu başımıza herhalde Cem Yılmaz dert etti. Kendi ismimizi bulmamız tabii ki nickname'i bazen zor olduğu için bu tür seçeneklere gidebiliyoruz. Geldik 9. soruya. Alalım lütfen. Kampanyanın hediyesi kaç money'dir? Hadi bakalım, kolay bir soru. Elinizde zaten mikroskop vardır. Arvid Merlin, iyi tahminci, Ufuk Ağırbaş, hemen Stanis King, tahmin ediyorum ben, hemen böyle vermişlerdir çünkü çalışıp geliyorlar. Her yarışmada olduğu gibi bizde de çalışmanın faydası tabii ki olabiliyor. Bu arada katılmak için yapmanız gereken tek şey kanalımıza abone olmanız, onu da söyleyeyim. Yeri gelmişken yanıtımızı alalım. Evet, kampanyanın hediyesi 5 money'di. Katılmanız için onu söyledim. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece ama abone olmanızı istiyoruz. Peki abone olmazsanız ne oluyor? O zaman ödül kazananlara ödüllerini maalesef veremiyoruz. O yüzden hazır şimdi bakın soru arası vakit de varken hemen sağ altta bulunan, yani şurada oluyor size göre, sağ altınızda bulunan abone ol butonunu tıklayın. Kanalımıza abone olun hızlıca. Peki 7. bir şey daha soruyorsunuz bu arada, onu da söyleyeyim. Yavaş mod diye bir seçenek var. 30 saniye şu anda bizim belirlediğimiz. Bunu kapatma diye bir opsiyonunuz yok. Bunu biz açıyoruz. Sisteme yüklenme olmasın diye. O yüzden siz bir yorum yazdığınızda bir sonrakini en erken 30 saniye sonra yazabiliyorsunuz. Buna dikkat edin. 7. Nevin Karaoğlu 94 puan aldı. 6. Ahmet Özdemir 95 puan. 5. Rugby Star 96 puan. 4. Alp 97 puan. Son yarışmamızın birincisi İsmail Ozan Kayacan 98 puan. 99 puan alan isim Özer Aydemir ikinci oldu ve 9. sorumuzun birincisi Basketball Star oldu. Tebrik ediyoruz. 100 puanı aldı bizden. Şimdi geldik son sorumuza. Son sorumuza geldik. Saatlerimiz de 13.20. Alalım bakalım neymiş. Temizleyiciler toplam kaç mililitredir? Tabii ki ekrandaki 12 adet yüzey ve farklı cam temizleyicileri var. Bunların toplam kaç mililitre olduğunu soruyoruz. Tekrar hatırlatayım, abone olmayan varsa hemen abone olsun lütfen. Yoksa ödül kazanırlarsa maalesef ödüllerini veremiyoruz. Süremiz bitti. Yanıtımızı alalım. ...9250 mililitre. Evet, tam 12'den vuranlar olduğu gibi çok yakın tahmin yapanlar da var. 7. Aybüke Biçer oldu, 94 puan aldı. 6. Yusuf Alkan, 95 puan aldı. 5. Kamil Çevik, 96 puan aldı. 4. Alican Sağdıç, 97 puan aldı. 3. Fatma Özsu, 98 puan aldı. 2. Gülhan Gül, 99 puan aldı. Ve son sorumuzun birincisi, acaba kim? Acaba kim? Yeni bir isim mi? Yeni bir isim mi? Eskilerden mi? Eskilerden Emre Devotion. Eskilerden diyorum çünkü ilk günlerden beri takip ediyor. Çok da iyi bir yarışmacımız. Bu sorudan 100 puan aldı. Peki biz ne yaptık? 10 soruyu bitirdik. 10 soru bitince artık günün birincisi belli oluyor. Günün birincisi tam 250 money kazanacak. İkinci 100, üçüncü de 50 money kazanacak. Ben ne yapacağım şimdi? İlk 5'i okuyacağım size ama sonra hepinizi puanlarınızı da baş başa bırakacağım. 5. Cricket Star. Bir basketbol starımız vardı, bir de cricket star var. Cricket Star 434 puan almış.
Ve 5. olmuş. Bu arada Basketball Star dedim, o da hemen üstünde. Yani bunlar tanıdık isimlerdir sanki gibi geliyor ya da denk mi geldi bilmiyorum. Basketball Star 4. oldu. 446 onun da puanı. Keşke iki paketteki yağ sorusuna 30 cevabını vermeseymiş de 0 puan almasaymış. 0 puan aldığı için o sorudan ilk 3'e giremedi ve ödül kazanamadı. Geldik 3.'müze. Bizden 50 mani kazanan yarışmacımız. O da çok eskilerden çok iyi bir yarışmacımız. 506 puan alan Ayten Öz. Ayten Öz 506 puan aldı. Ayten Hanım, nerede kaybetmişsiniz biliyor musunuz? Zeytinleri sormuşuz. Kaç gram vardır diye 0 puan almışsınız. Mutluluk düzeyini sormuştuk. Orada 0 puan almışsınız. Bir de 2 paketteki yağ, kaç gram yağ vardır? Oradan da puan alamadığınız için 3. olmuşsunuz. Yoksa sadece 16 puan üzerinizde bulunan Stannis King'i geçebilirdiniz. Evet, ikincimiz Stannis King oldu. 522 puan aldı. Ve Stannis King, alabaşlardan 0 puan almışsınız. Temizleyicilerden 0 puan almışsınız. Öyle olunca belki de aslında birinci olabilirdiniz. Bunlardan birinde 80 puan ve üzerinde olsaydınız en azından birinciliğe ortak olup veya birinciliğe tek başınıza sahip olabilirdiniz. Geldik birinciyi açıklamaya. Herhalde çok sürpriz olmayacak. Birincimiz iyi tahminci oldu. İyi tahminci de yine çok eski bir yarışmacımız. 602 puan aldı iyi tahminci. İlk 5'i görüyorsunuz, zaten size okudum. Biz yarışmanın başında da bahsettiğim gibi artık haftada bir yapacağız. Çarşamba günleri saat 13'te yine burada Migros'un YouTube kanalında sizlerle birlikteyiz. Ben İzlen Erdem. Sizi puanlarınızla baş başa bırakıyorum demeden önce abone olmayı lütfen unutmayın ki bir sonraki yarışmada. Ayrıca bir de o çan işaretini de lütfen açın. Onun ne faydası var? Bildirimleri açmış oluyorsunuz. Bildirimleri açtığınızda da bakın şu andaki gördüğünüz gibi o çan işareti, yarışmamız başladığında haberdar oluyorsunuz. Evet, hepinizi puanlarınızla baş başa bırakıyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.